Suskunları aslında, pardon söyle abi. Aslında Umur Hoca'nın biraz tabii sağlık problemleriyle alakalı durumdan ötürü 6 günde çekemeyeceği için daha sonrasına devam etmek istemediğinden başta öyle bir anlaşma yapılmıştı. Çağatay Tosun sağlık problemleri ve 6 tabii günde çekebilmeye müsait olduğu için, çünkü diziler malum 100-120 dakika, bunları sağlıklı çekebilmek için sağlıklı olmak gerek. Doğru. Hatta fazla sağlıklı olmak aynen gerek. Çağatay Tosun da çok sağlıklı. Yani bacağı dışında ama çok ben sağlıklı bir yönetim. Ben şöyle söyleyeyim, biz provayı alırken ben provayı yarısında kesip yan odaya geçtim. Özür diliyorum dedim, ben orada kendimi tutamadım. Çünkü Ferhat'ı oynayan Batuhan, çok özür dilerim. Batuhan o kadar içten ve samimiydi ki ya dayanamadım. Abimiz de şu sahneyi hep beraber bir izleyelim. Vurdular mı oğlum sana? Mahkumlar? Korkma, biz senin tarafındayız. Korkma. Aç bıraktılar değil mi seni? Gökte ailende göstermediler. Şimdi, annem beni kanar şimdi. Peki oğlum içeride... Var, kanar şimdi. Siz benim nasıl yandığımı nereden bilirsiniz? İçeride... Siz benim dokundular mı sana? Yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Tehdit ettiler değil mi seni? Siz benim nasıl diyemedin sen de kimseye. Yandığımı nereden bileceksiniz? Korktun sen de. Çok korktun. Ama daha çok utandın değil mi? Fırtınaydım, duruldum, yoruldum. Bir günah işlemiş gibi. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Peki Sait de dedin mi? Siz benim neler dedin değil mi? Çektiğimi nereden bileceksiniz? Hiçbir şey yapmadı değil mi o? Sen dedin, Sait abi ne olur dedin değil mi? Yapmayın dedin değil mi oğlum? Yalvardın değil mi? Ne olur Sait abi yapmayın. Ama Sait it gibi baktı değil mi? Sait büyük mahkumlara dokunmaz değil mi? Ha? Hiç şey yapmadı. Yalvarırım Sait abi dedin, o öyle durdu değil mi oğlum? Konuşsana. Yardım istedin. Sait abi ne olur dedin. Ne olur Sait abi ne olur değil mi oğlum? Ama Sait yardım etmedi değil mi? Abi ne olur ama. Siz benim neden kaçtığımı nereden öldüreceğim. Öldüreceğim ben bu herifi öldüreceğim. Ben öldüreceğim Sait de. Tamam. Ya sorumluluğu da çok yüksek. Yani bazen sırtında o kadar büyük bir güç hissediyorsun ki. Ya bu sahneyi oynuyorum ama... bana 2-3 defa gelip de ben bu durumu yaşadım, o yüzden diziyi izleyemiyorum diyen insanlar oldu. Şimdi o insanları oynamaya çalışıyorsunuz, o insanları yansıtmaya çalışıyorsunuz. Oyunculuğun dışında bir şey oluyor artık. Yani ben Murat Yıldırım olarak iyi oynamak artık, yani bu bir dert diyorsun ve hem de büyük dert ya. Yani öyle böyle bir dert değil. İnanın. Oyuncu olarak bir sahneyi oynama sorumluluğu böyle bir sorumluluktan çok daha hafif bir sorumluluk yani. Dedim ve çekildim. Güzel dedin abi, güzel dedin. Gerçekten evet, bir alkışlık bir şey dedi bence de gerçekten de. Acaba seyircilerimiz Türkiye'de yeni dizi yapılsa neler yapılsın istermiş? Sevgili Gizem, yalan rüzgarına devam demiş.
adını beyaz koydum. İsim yok. Mafyadan bıktık, aşkı bitirdik, sultanları yitirdik, susmaya devam suskunlar diye gelmiş. Evet. Yurtta kalan öğrencilerin dramı hakkında bir dizi yapılabilirse. Ben kaldım bir yere yapmak istedim. Kaya adam gelince sarp çocuk afacan diye bir dizi teklifi var. Aşk olmasın yeter bu duygusuyla diye gelen. Evet. Allah'ını evet, seven dizi yapmasın ne olur diye. Ekonomi. Sadece ekonomi. İmkansız aşkın olmadığı dizi istiyoruz. Tayfur seni seviyorum Zeynep diye gelmiş. Güzel. Bunu kim yazdıysa görüyor mu? Bu millet her şeyi seyreder yazmış. Evet. Millet ne yapsın, ne verirsen onu seyrediyor yani. Çok özür dilerim, ben burada bir şey söylemek istiyorum. Evet. TRT'nin tek kanal olduğu dönemde ben mesela kendi babamın pazar konserinin arkasından pazar sineması, onun arkasından kadınların voleybol maçını izlediğini hatırlıyorum. Ama şu anda izlediği şeyleri saymak istemiyorum. Ya abi. Tabii canım ya. Nereden nereye değil mi? Valla bence bizim işimiz daha zor çünkü her çocuk oynamayı çok sever. Mesela en son Garip diye bir rol vardı. Dün akşam yayınlandı. Bölümde oynadı. Her sahnede abi çok eğlenceli ya. Ben bugün yine sabahlamak istiyorum sizinle. Evet. Sonradan öğrendim ki çocuğa bunun bir film olduğunu söylememişler. Adamın da hasta olmadığını söylememişler. Oyuncu olmadığını. Gerçekten de hasta. Ama yani. Öyle, öyle iş olur mu ya? Evet, bence de çok saçma. Murat Yıldırım, sana seninkini okuyacaktım tam ama vazgeçtim şu anda. Zaten seninkileri okuduk abi, geçen geldiğinden evet, az çok biliyorum. Murat Yıldırım, çok fazla bilgi gelmedi elimize Murat Yıldırım'la ilgili. Adı Murat, soyadı Yıldırım, o geldi. Çok unutkandır, her şeyi her yerde unutabilir. Meral Okay aşığıdır, rahmetli Meral'i. Alkışlarla, gülümsemelerle bir kere daha anıyoruz sevgili dostumuzu. Bulgaristan Turizm ve Enerji Bakanlığı'nda üst düzeyde görev yapan, ismini vermek istemeyen bir hayranı doğum günü kutlamasına katılırken, Yunanistan Başbakanlık ve AB sorumlusu avukatları, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Makedonya'nın AB'den sorumlu parlamenterleri, avukat bir hanım da doğum gününe katılanlar arasındaydı. Doğru mu abi? Doğru da madem bilinmesini istemiyoruz da burada niye açıklanıyor? Evet. Hayır abi, bunları şunun için okuduk yani, dünya acayip yani, hani ya yurt dışında acayip evet, biliniyorsun onun için. Bak Bosna'da, nerede Bosna'da arkadaş? Bosna'dan mı geldiniz? Bosna'dan mı geldiniz? Hoş geldin, Türkçe biliyor musunuz? Güzel, biz de Bosna dili bilmiyoruz, onun için ne yapacağız ne yapacağız bilmiyoruz yani. Tanıyor hayranlarım musunuz? Var, kötü davranma. Murat Yıldırım'ı tanıyor musunuz? Evet. İzliyorlar. Ya her yerde izliyorlar. Bir tane VTR var. Şunu bir izleyelim. Senin doğum gününle ilgili gelen mesajlar yurt dışından. Gerçekten yurt dışından gelen mesajlar. Bunlar bir izleyelim. Hi Murat. I'm Hayat Sarafendi. I'm from Jordan. I love you so much. I like your new series, Scandal. Greetings to all Suskunwar actors and especially to Mr. Yıldırım. Murat, you're extremely famous in Bulgaria. We wish you luck in your new series. And we hope to see you again in person as we did it for your birthday this April. Stay the same incredible person. Benim adım Emeni, Mısırlı. Murat Yıldırım'ı çok çok seviyorum. Suskunları çok seviyorum. Perşembeyi çok bekliyorum, sabırsız bekliyorum. I am Zoe from Greece. Everyone here loves Murat Yıldırım very much. We are fortunate to have the Murat Yıldırım fan club who translates the episode so that we have a better understanding. Beyaz Bey and Murat, we are looking forward to your visiting Greece.
Bütün program utandığı için ve bundan da çıkamadığı için sevgili Aslı Enver'e de ayrıca kocaman bir alkış efendim.